ondan söz ediliyordu. Neden sonra köye göre öğretmen yetiştirecek kurumların adına köy enstitüsü denildi? Çünkü köy enstitüsü mezunu öğretmen yetişirken ve köye gittikten sonra sadece köyün çocuklarına tahta başında okuma yazma biraz da hesap öğretecek bir insan olmayacaktı. Köyü kendi içinden kalkındıracak ve canlandırılacak bir kurum olarak köy enstitüleri kuruldu ve çok amaçlıydı. Yalnız öğretmen yetiştirmeyeceği için enstitüydü. Aynı zamanda sağlıkçı, tarımcı ve ebe gibi köye yarayışlı elemanlar yetiştirildiği için adına köy enstitüsü denildi. Köy enstitüleri öğretmenleri köylere gittikten sonra köylerin çehresi değişmiştir. Çünkü köyde öğretmenin bir evi, bir işliği, bir dershanesi, bir uygulama bahçesi, bir de bir köy tarlası vardı. O birimlerde köyün kalkındırılması için, kendi içinden canlandırılması için gereken şeyler yapılacaktı. Burada da düstur şuydu ilke. İsmail Hakkı Tonguç, köy enstitüleri görüş ve düşüncesinin mimarı sayılan o büyük adam, o dönemin CHP iktidarıyla aynı görüş ve düşüncede değildi. Yani bu ikilemi çoğu kimse gözden ırak tutar. Ne fark vardı diyeceksiniz. İsmail Hakkı Tonguç canlandırılacak, kendi içinden canlandırılacak köy hattı yapısında aynen şöyle diyordu. Köylü kendi içinden öyle kalkındırmalı, öyle canlandırılmalı ki hiçbir güç onu sömüremesin. Hiç kimse onu sanki bir koşu hayvanıymış gibi kullanmasın, o da haklarını arasın diyordu. 1935'teki CHP kongresinde ise Cumhuriyet eğitiminin kuralları ve ilkeleri saptanırken daha çok Kemalist görüş ve düşüncesinin köylere kadar götürülmesini, bir pazartesi sabahı köyün okulunun seyredene bayrak çekilsin, cumartesi günü gelince de çekilsin, pardon, pazartesi günü de indirilsin ve orada Cumhuriyet'in varlığı hissedilsin gibi sınırlı bir amaçla eğitimin dizgelerini hazırlamışlardı. Bu ikilemi gözden çıkarmamak lazım. Köylerde köy enstitüsü mezunu öğretmenler görev aldıktan sonra köyler bütün istekleri ve ihtiyaçları için köy öğretmenine başvurdu. Çünkü köy okulu yerleşkesi içinde köylünün her türlü ihtiyaçlarına yanıt verebilecek bir ortam vardı. Mesela tarlasında çalışırken elini mi kesti? Okula gelerek okulun sağlık dolabından eli pansuman yapılı sarılı ve işine devam etmesi sağlanırdı. Sonra diyelim ki köylü tarlasını sürüyor, sürerken saban demiri kırıldı. Çift süremez hale geldi. Öğretmen hemen köye koştu. Öğretmenin işliğine gitti. Kendisi körük çekti. Öğretmen balyoz zarıldı. Saban demiri yenilendi. Sabana takıldı. Ve köylü tarladaki işine devam etti. Bu yüzden köyün mütegallibesi, o üfürükçüler, imamlar, tepeciler, toprak ağaları karşı çıktılar. Dediler ki ya, bu öğretmenler geldi, bizim itibarımız sıfıra indi. Böyle giderse bu adamlar bizi yok edecekler. İyisi mi? Biz bunları halledelim dediler ve köy enstitülerinin kapatılmasına en büyük katkıyı bu toprak ağaları köy mütegallibesi yapmıştı. Nedense işte biraz su var mı arada bir yudum alayım ya.
Aslında köy enstitüleri projesi toprak reformuyla beraber düşünülmüştü. Çünkü öğretmen köylüye pekala köyün tarlasında ve uygulama bahçesinde en modern usullerle tarım yapılmasını ve daha verimli bir tarım ürünü yetiştirilmesini öğretecek. Ama köylü orada nerede bu uygulamayı yapacak? Toprağı olmayan köylünün toprak ve tarım bilgisi istediği kadar engin olsun, yine ağanın tarlasında maraba olarak çalışacak ve karın tokluğunu ona verecek. Asıl işin asıl gelirini köy ağaları alacak ve sömürecekti. Bir ara dediler ki pekala, madem öyle, bir toprak reformu yapalım ve köylüye toprak dağıtalım, böyle köylünün toprağı olsun. Başlandı. Şevket Raşit Hatipoğlu adında bir tarım bakanlığı, kendisi de toprak ağası olduğu halde toprak kanununu hazırlama görevi verildi. Toprak kanunu hazırlandı. Meclise gitti ama meclisin terekkübü, birikimi, yani oluşum tarzı tamamen ağalardan ve mütekallibeden ibaretti. Emeği, halkı, yoksulu temsil eden mecliste kimse yok. Mesela Emin Sazak diye birisi var, milletvekili, Eskişehir milletvekili. Eskişehir'de tren yolu boyunca, git babam git, üç istasyon boyunca hep Emin Sazak'ın toprakları. Bu adam toprakların elinden alınıp köylüye dağıtılmasını ister mi? Yollaştırdılar. Ondan sonra da uygulamaya geçiremedi, kadük kaldı. Zaten ondan sonra İkinci Cihan Savaşı'nın bitmesinden sonraki dengeler, o Marshall planıdır, bilmem ne, Amerika ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşmalardır, Truman doktrinidir gibi dengeleri bozan emperyalizmin Türkiye'ye alına atmasıyla bozulan o Türk toplumunun dengeleri iyice bozuldu ve köy enstitüleri diye bir şey kalmadı. Bunu iyi biliyorsunuz. Şimdi ben buraya kadar bunu köy enstitüleriyle ilgili ve onların tepkileriyle ilgili olan şeyleri söylüyorum. Şimdi de biraz böyle bizzat köy enstitülerinin içinde yaşamış olan bir insan olarak yaşanmışlıklardan harekete geçmek istiyorum. Bir defasında Hasan Ali Yücel anlatmıştı. İsmail Hakkı Tonguç'la bir köy enstitüsüne gitmişler. Çünkü İsmail Hakkı Tonguç'la Hasan Ali Yücel şimdiki bürokratlar gibi eğitimi Ankara'dan yönetmiyorlardı. Fıldır fıldır geziyorlar. Bütün köy enstitülerini değil yalnız, öteki eğitim birimlerini, sanat enstitülerini, tarım okullarını, liseleri, ortaokulları, üniversiteleri hep denetliyorlar. Hakkıyla bir gün diyor Hasan Ali Yücel, bir enstitüye gittik. Enstitüde bir baktık, bayan öğretmenlerden, hanım öğretmenlerden birisi köyden gelen kız çocuklarına birini dizine yatırmış, başındaki bitleri görüyor. Hakkı bana baktı, ben Hakkı'ya baktım, gözlerimden iki damla gözyaşı aktı, diyor. Burada değinmek istediğim nokta, köy enstitülerine gelen öğrencilerin, öğretmenlerin tarafından ne kadar müşfik bir tavırla karşılandığını belirlemek içindir. Hakkı Tonguç her gittiği yerde öğrencileri bir alana toplar, onlara der ki, bakın çocuklar, ben şimdi Çifteler Köy Enstitüsü'nden geliyorum. Ceplerimde oradaki çocukların üretimleri var. Yazdığı şiirler, öyküler var. Bunları size getirdim, size örnekler okuyacağım. Bakalım size neler çıkacak, der. Onları çıkarır cebinden, okur. Ondan sonra o yeni gittiği enstitüdeki çocuklara sorar. Siz hadi bakalım dağarcığınızda neler var? Çıkarın, gösterin bize de. Çocuklar gösterir, oradakini alır, oradakini alır, oraya derken bu iki heybenin iki gözüne benzeyen ceplerine doldurdukları o çocukların ürünlerini
Ankara'ya götürür. Ankara'da köy enstitüleri adlı bir dergi çıkmaktadır. Dergi 3 ayda bir çıkmakta ve 17-18 bin adet basılmakta, bütün Türkiye'ye dağılmaktadır. O çocukların şiirleri orada yayınlanır. Psikolog gibi fazla yormayacağım sizi. Aramızdaysa özür dilerim kendisinden. Yok hocam, rahat konuşabilirsiniz. Peki. 1946'dan sonraki yıllarda köy enstitülerinin meclisi değiştirildi. Köy enstitülerinin yalnız adı kaldı. Derlerdi yani köy enstitüleri 1954'te Demokrat Vakfı tarafından kapatıldı. Ama ona kapatılacak sadece isim kalmıştı. Asıl eğitim dizgeleri 1946'da Recep Peker diye Mussolini hayranı bir başbakan geldikten sonra ve kendisine badem bıyıklı Hitler hayranı Reşat Şemsettin Sireli Milli Eğitim Bakanı yaptıktan sonra ilk öğretim genel müdürlüğüne Tonguç yerine Kazım Köni